Kader kim bu? Konuştum. Yoksa... Anladın mı? Vur şimdi. Bunu mu aradın ha? Kafayı mı yedin moruk? Ne yapıyorsun? Ramiz Karayski o. Almayacaksın mı ha? Vaz mı geçtin? Tozuyla bela mı arıyorsun? Burası sağmacılar değil. Burada benim borum öter. Alın şunu. Çocuk burada kalacak. Ramiz Bey, revire götüreceğiz, iyi edelim diye. Ben onu iyi ederim. Seçmeye gelmedim. Dayı, cevap almaya geldim. Ne hakkında? Hapis. Ömer. Çıkaramadım. Asap bozma dayı. Gel güzel güzel konuşalım. Bizim zamanımızda delikanlı adam yapacağını sokak ortasında yapardı kardeş. İşte ondan sizin zamandan kimse kalmadı. Hepsini temizledik. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Yok dayı, yanlışın var. Sen de gittin. Hikayen kaldı sadece. Artık çağırınca tıpış tıpış geleceksin, anlatacağım hikayeni. Belki haklısın kardeş. Yaşlandım. Hafıza da zayıfladı. Birazdan senin burada olduğunu bile unuturum. Bakarsın. Bana bak dayı. Ben senin unutacağın adamlardan değilim. Gözlerimin içine bak Ramiz. Anladın mı? Nasıl bir adam olduğunu. Bilemem kardeş. Meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemem. Nasıl yani? Sana Ömer'i anlatayım. He? Ömer'in arkadaşıydın zamanında değil mi? Ömer, bugün burada senin canını kurtaran adam. Senin hayatını kim kurtaracak Ramiz? Dayı iyi misin? Gir lan içeri. Dayı!
gün mahallenden çıkacaksın. O zaman ne olacak? Bak, o da güzel hikaye. Ha. Ama erken anlatılırsa tadı kaçar. Önce tecrübe etmen gerek kardeş. Dur kardeş, gitmeden son bir hikaye anlatayım sana. Deli misin sen dayı? Hikaye Hasan Sabbah'ın hikayesi. Bilir misin Hasan Sabbah'ı? Daha iyi. Hasan Sabbah... Dağın tepesinde oturan ihtiyar bir adam. Sultan Hasan Sabbah'ın düşmanı. Bir gün saraya bir elçi gelir. Ya olmuyor böyle. Hikaye çok uzun. Zaten bu hikayeyi daha önce dinleyenler de var. En iyisi ben hikayenin sonunu anlatayım kardeş. Ne oluyor lan? Anladın mı? Ben olmanın nasıl bir şey olduğunu kardeş. Emir vereyim mi? Vereyim değil mi kardeş? Yetmez. Orası belli olmaz dayı. Değil. Hadi eyvallah. Kalın sağlıcakla. Rahman'dan aldığım bir müşteri. Ne tarafa bey amca? Sen sürede, yolda düşünürüz. Kış günü İstanbul sokaklarında direksiyon sallamak pek kolay değil, değil mi? Of, hem de nasıl amca? Taksi senin mi bari? Benim amca. 25 yıl çeyrek asır eder. Çeyrek asırda affetmiyorsan af dilemek aptallık değil midir kardeş ha? Amca vallahi anlamadım. Diyeceğim o ki söyle ona istediği benim canımsa eğer orada bitecekse bu iş alsın canımı. Amca ne söylüyorsun sen ya? Kimle konuşuyorsun? Benimle bitecekse bu iş bitsin, bitir işimi. Ama söylesin, söz versin. Amca sen yanlış taksiye bindin galiba. Evin neredeyse söyle de bırakayım seni Allah aşkına ya. Kardeş,
Biraz önce konuştuğun makinenin kablosunu kesmişsin. Taksiyi çaldığın şoför solak. Bak, tablasını sol tarafa koymuş. Sen sağ elini kullanıyorsun değil mi? Ha? Aynanın üzerindeki fotoğrafa bak. Eğer estetik yaptırmadıysan senin fotoğrafın değil. İyi misin dayı? Ha? Demişti. İyidir demişti. 25 yıl benimle bitecek mi? Hayır. Alo. Yalvar dayı. Yalvar. Yoksa Selman ölecek. Yalvar hemen. Hemen çabuk yalvar. Önce sen. Senle benim aramdaki fark kardeş, sen kendin için yalvarırsın, ben sevdiklerim için. Dur. Söyle adamına, indirsin silahını, indirsin. Ben de benimkilere söyleyeceğim. Onlar da indirsinler, tamam mı? Bir manyaklık etmeyelim. Hadi, dur. Hadi, manyaklık yapmayalım. İndirsinler silahlarını. Senle bizim aramızdaki fark kardeş, sen adamlarına öldürmeyi öğretirsin, ben ölmeyi. Öldürmek için gelen öldürmeden dönebilir. Ama ölmek için gelen... Dur. Ramiz Karaeski, dayı, ilk geldiği günü geri alamam. Onu buraya ayak bastığı gün, beni ben yapmadan önce öldüremem. Seni şöyle alalım. Tamam, ödeyeceğim dedim. Ama ödemedin güzel kardeşim. Bırak anacığım, tamam. Borcu nedir arkadaşım? Çok, sen mi ödeyeceksin? Ya, çocuğu bırakırsanız yarın o ödeyecek. Bırakmazsam? Bırakmazsan kardeş, siz ödersiniz.
Mahmut amcanın çok selamını getirdim size abi. Rahmi nasıl, iyi mi? Hala... Şükür. Hatırı büyüktür. Kendinden başka herkese yararı dokunmuştur. Zamanında bize de yararı dokunmuştur. Sana şunu gönderdi abi. Karıştır şunları bakalım. Bırak, bırak. Say şunları. Tamam, bırak. Hatırı büyük de o kadar da büyük değil. Sen ne yaparsın yavrum? Ne oluyor lan? Abi, kağıt oynamayı bilmem ama... Bu kağıtlar senin değil ha? Para saymayı da bilmem abi ama bu paralar galiba senin. Kapıdaki büyük araba. Yarın sabah erkenden burada ol. Hadi. Astolist Selma Veren! Neye bakıyorsun? Sen bu kadar içmezdin abi, şey oldu. Ne oldun lan? Ne oldun lan? Ne oldun? Sen kimsin ki benim içkime karışıyorsun lan? Ha? Ramiz ne oluyor? Tamam, içeyim. Ne oluyor abi? Şşş, tamam otur. Ne oldu? Biri bir şey mi yaptı? Hayata lan! İstediğimi içerim, istediğimi derim. İstediğimi de vururum. Varsa aranızda buna karşı çıkacak adam, çıksın durdursun. Sen karışma Sait. Abi. Ne yapıyor abi? Abi. Ramiz.
Ablam dur. Selma! Sen sağlam burası. Selma! Boşalt burayı. Sen de git bir süre saklan. Bir usul bulalım adam gibi. Başka bir emrin? Daha hazır değilsin Ramiz. Öldürteceksin kendini. Ben bir konuşayım Hayratlı'yla. Çocuk. Boşver sen beni. Selma'ya git. Ha. Doğru aslında. Zira kafasına bardak koyup kurşun atabilir bir deli. Ha şöyle. Dökül. Anlat derdini. Senin derdin ne? Senin. İş mi o yaptın? Ya ıskalasaydın? Ben ıskalamam. Ya ıskalasaydın? Nasıl göz aldın? Selma bu ya, nasıl göz aldın? Yavaş Kenan. Madem planın vardı bana niye söylemedin? Biz seninle beraber çıkmadık mı bu yola? Niye beni sattın? Ben kimseyi satmadım. Sattın. Beni sattın. Selma'yı sattın. Öldüreceksin hepimizi ya. Ne istiyorsun? Yeter. Şimdi mi aklına geldi lan benim ne istediğim? Aldın kızı gittin. Sordun mu bana? Neyi soracaktım? Beraber yola çıkmışız. Asıl sen beni sattın. Bir kız için sattın. Neredeydin sen? Ben burada uyku uyumuyorum arkamı kollayacağım diye. Sen neredeydin Kenan? Senin için uğraşıyordum. Hala uğraşıyorum. Lan sen daha demin Selma ile kalmadın mı? Ben ne zaman arkamı dönsem onunla kaybolmadın mı? Beni düşünüyormuş. Ne düşünüyorsun lan sen beni? Ne biliyorsun da düşünüyorsun oğlum ha? Hayatında adam mı vurdun? İki yanında gezdin diye racon mu oldun? Öyle konuşma Ramiz. Yürü git lan! Yürü git elimden bir kaza çıkacak! Her insanın bin bir maskesi, altında da iki yüzü vardır. Her insan hem avcı, hem kurbandır. Hem masum, hem canavardır. Ne zaman geçer bilinmez birinden diğerine. Bakın ne güzel oldu. Güçler birleşti. Ramiz ne diyorsun? Eski düşmanlar dost olacak mı? Hazırlıklara başlayın. Bak yaramazlık yapmak yok ha. Hemen bir şeyleri araklamaya başlama öyle. Sonra seni içeri atarım yine. Ne de olsa artık küçük ortaksın bana. Asıl mesele insanın ne zaman masumdan canavara geçtiği değil, ne olursa geçtiğidir. Küçük ortak. Aferin. Ne diyeyim? Onca sene sonra sonunda adam olmuşsun. Peki adamım olmaya hazır mısın? Elimi uzattın. Yüzdün kuyruğuna geldin Ramiz. Ha gayret. Alt tarafı bir elimi sıkacaksın yine. Ha? Fırtınada ağaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Ha
İşte böyle. Ama bize... Senle böyle konuşmadık biliyorum. Yalan söyledin. Konuştuğumuz gibi yapmadın planı. Sen de. Ama Ali'yi istiyordun. Al sana Ali. Gel. Ödeyeceğiz. Ödeyeceksin. Ramiz. Ramiz ne yaptın sen? İşi mahvettin. Tamam kardeş, tamam. Bir zamanlar burası mert insanların diyarıydı. Şimdi bakıyorum da çapulcuları doldurmuşsun buraya kardeş. Ha? Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. O zaman git konuş onlara. Ramiz Karaeski emaneti olan bu şehir İstanbul'u geri alacakmış de. De onlara, tamam mı? Ramiz, hatırladın mı? Amma yaptın Ramiz. Sana bir ipucu vereyim. Senin dosyayı ben hazırladım. Başbakanlığa ben gönderdim. Bütün açıklarını ben buldum. Arkadaşlarla aranı ben açtım. Demir Yusuf. İddianameyi ben onayladım. Delilleri ben yerleştirdim. Hatırladın mı şimdi Ramiz? Seni ben sorguladım. Onu hatırladın mı? Kaç sene oldu? 19. Seni içeri ben yolladım Ramiz. Ne güzel günlerdi. Texas gibi ha? Değil mi? Texas halt etmiş. İyi söyledin. O zamanlar Kenan'ın ricasıyla seni ben devirdim Ramiz. Çok zaman oldu. Büyümüşsün. Tanıyamadım. Şöyle tanı amcacığım. Bu koca dünyada bunun içine senin çalıştığın adamları koyuyorum. Geçmişten adamları. Hayratlı. Onu koyuyorum. Selma mıydı gazinodaki o karı? Onu da koyuyorum. Bak ne diyorum. Kenan. Onu da koyuyorum. Hepsinin arasında bir tek ben. Senden hiç korkmadım Ramiz. Ben seni aldım savurdum. Sen karşımda titredin. Bana hep beyefendi dedin. Özür diledin. Ceketini ilikledin sorguda. Ben senin kafana pabucumla bastım Ramiz. Hatırladın mı? Hatırlattığın iyi oldu. Hatırladım. Şimdi bu yaşında gençten birinin arkasına sığındım. Ben de bu gece onun dükkanını yerle bir ettim. Bu alem senindir Ramiz. İlkel çağlarda. Sonra benim oldu. Şimdi sen de benim karşımda duracaksın diyeceğim ama... Ayakların tutmuyor lan ihtiyar. Halinden utan. Ayaklarım tutmadığı için kalkıp gırtlağına sarılmıyorum senin, Demir Yusuf. Ama seni ayağıma getiriyorum. Ağzın hala laf yapıyor ama. Adamlarım da iyi iş yapıyor Yusuf. Telefonu aç. Aç telefonu. Oyuna geldim, değil mi? Seni hiç unutmadım, Demir Yusuf. Hiç unutmadım. Onca yıl hiçbir dakika unutmadım seni. Yusuf, sen niye buradasın ha?
Tesadüf mü zannettin Yusuf ha? Tesadüf mü? Bak o dosyanın içine. Ramiz Karaeski diye geçen hiçbir şey tesadüf değil. Senin şimdi burada olman 20 yıldır belli Demir Yusuf. Niye mi? Çünkü ben seni hiç unutmadım. Beni karşına mı alacaksın? Deli misin sen ha? Biz deliyiz. Bak şu pencerelerden. Gölgeleri görüyor musun Demir Yusuf? Gölgeleri görüyor musun? Onların kim olduğunu biliyor musun? Hatırlıyor musun? Savaş mı açacaksın bana? Onlar seni hiç unutmadı. Hiç. Kötülük ettiğin, eziyet ettiğin, ailelerini üzdüğün bu insanlar seni hiç unutmadı. Sen onları hatırlıyor musun? Yirmi yılda çok arkadaş edindim Demir Yusuf. Onlarla ortak bir yanımız vardı. Neydi biliyor musun? Sendin. Sen. Yirmi yılda çok hazırlık yaptım. Çok insan yetiştirdim. Ama birini sadece senin için yetiştirdim. Sadece senin için. Ezel. Kısık sesle söyle, duyar gelir. Kafayı yemişsin sen.